Give it to me like... Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Bugün sizlerle Vectra C kasa aracımızın muzullarına bakım yapacağız. Şimdi bunlar da kronik sorun arkadaşlar. Bunlar zamanla kırılıyor, şey yapıyor. Şu an benim bu tamamen, bakın arkadaşlar, tepki vermiyor. Şu iki tarafta sıkıntımız var. Kitlenmiş. Şu alt aşağıda sıkıntı yok. Aşağıdakiler sağa sol yapıyor ama şu yukarıdakiler hepsi birbirinden bağımsız gördüğünüz gibi. Elimizden gelene kadar bakalım bunları toparlayabilecek miyiz? Önce bir sökelim bu kısmı. Nasıl söküldüğünü size göstermeye çalışayım öncelikle. Ondan sonra bir de bakımımızı yapalım. Pek çirkin durdu bu da. Hadi bakalım. Bu bölgeyi sökebilmemiz için öncelikle şurada bir çıtamız var. Şu çıtamızı gördüğünüz gibi. Ama yine bu tarz videolarımda ilk önce UV yapıyorum ben. Sıcak havalarda yapın arkadaşlar. Çünkü plastik aksamın biraz yumuşaması, gevşemesi, kendini salması lazım. Hani soğuk havalarda yaparsanız kırılma ihtimali yüksek. O yüzden şu an hava yaklaşık 35 derece. O yüzden bayağı bir yumuşamış plastiğimiz. Şu sağ tarafından arkadaşlar tutuyoruz. Şurada hafifçe bir kendimize yavaşça kastıra çıkartacağız. Gördüğünüz gibi çektiğimiz zaman geliyor şöyle. Ama dikkatli olun. Kırmayın. Direkt kendimize doğru çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu demirler var arkadaşlar şurada. Mesela biri orada kaldı. Onu orada kalmaması lazım. Bunu çıkartalım. Demirimizi şöyle çekti mi gelecek. Gördüğünüz gibi şunlar şu plastiğin üzerinde olursa daha iyi olur. Sıkarak şöyle oturttum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2, 3, 4, 5 tane var. 5'i de üstünde. Şimdi şunu şöyle koyalım. Evet. O diğer vidaları sökünce de daha rahat saldı. O vidalar şu alttaki kasayı tutuyor ama o da onu kastırıyormuş arkadaşlar. Hepsini söktük. Gördüğünüz gibi şu hafifçe çektiğimiz zaman geliyor. Set halinde geliyor şöyle. Şimdi şu, burada size bir dipnot söyleyeceğim. Burada bir soketimiz var. Şu ekranın soketi arkadaşlar. Öncelikle size şu şekilde uyarıyorum. Bunu söktüğümüz zaman saat ve tarih sıfırlanacaktır. Bilginiz olsun. Orijinal teybiniz varsa ondan ayarını siz yapabilirsiniz. Eğer orijinal teybiniz yoksa ustaya götürüp bilgisayarı bağlatıp oradan saati ve tarihi yeniltebilirsiniz. Şimdi benimki saat tarih sıfırlanacak. Soketimizi nasıl çıkartıyoruz onu da size şöyle göstermeye çalışayım elimden geldiği kadarıyla. Şimdi bakın arkadaşlar, şurada siyah bir çentik var. Şuradaki çentiğe basıp şu siyahı yukarı kaldırdığımız zaman gördüğünüz gibi şurada şu şekilde kalktı. Bunu sonuna kadar yukarı kaldırıyoruz. Kaldırınca da otomatikman bu yerinden çıktı. Gördüğünüz gibi. Olay budur. Şu şekilde. Şu an artık geçmiş olsun. Saatimiz sıfırlandı. Önce şunlardan bir kurtulalım hemen. Gördüğünüz gibi şurada çentikler var. Şöyle hafif yukarı kaldırdım. Lık diye geldi zaten. Burada da muhtemelen öyle bir şey var. Şimdi bakın arkadaşlar, şurada arkada çentik var. Bunu çok şöyle hafifçe kurtaracağız. Şu çentiğin şurası çatlamış. Gördüğünüz gibi. Görebiliyor musun bu kamera? Bakayım bir. Hemen şurada çatlak gördüm. Hemen ona da müdahale edeceğiz. Şurada iki tane çentik kurtardık. Şu dış taraftaki bir tane çentiği kurtardık. Şurada bir şey yok. Şöyle hafif sağa sola yaptığınız zaman hop. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi bunun püf noktası ne? Bakın. Burada L yazıyor. Left, sol demek. Şöyle tuttuğumuz zaman bize karşı sağ duruyor ama tabii şu açıdan arkadan baktığınız zaman sol. Tamam mı arkadaşlar? Yani şurada R yazıyor. Right, sol. Yani bunu şu şekilde ön tarafa tutacaksanız ekran önde duracak. Right, left. Bunu unutmayın. Ben arka doğru yapacağız. Hı hı. Şu şekilde geri montasını yapacağız. Bunu çıkarttık şöyle. Aynı şekilde şurada da iki tane çentik var. Hemen şöyle hemen tutup kanırttığımız zaman hafifçe. Sonra burada yine aynısı var. Bu da arkadaşlar çatlamış. Bunu da müdahale edeceğiz. Efendim. Bunu da şöyle sağa sola yaptım mı? İşte onları yapacağız.
Gördüğünüz gibi bu da right. Şu yandaki çentikten bir kurtaralım şunu. Gördüğünüz gibi çektim mi şu şekilde geliyor. Zaten dağıldı. Şu şekilde. Şu an demeyince şu dönmüyordu. Aracın üstündeyken görüyorsunuz şu an mekanizmada sıkıntı yok. Yani şu içinde kırıldığı için, eğildiği için gördüğünüz gibi çalışıyor bu. Şu da çalışıyor. Bu ikisine müdahale etmeyeceğiz. Kamerayı bir videoyu durdurmak zorunda kaldım. Bir sıkıntısını öğreneyim diye. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Bunlar tekçe hepsi dağılmıştı gördüğünüz gibi. Şunların uç kısımlarından şuna girenlerin bazıları kırılmış. İnanın şu konuma getirilmek için bayağı bir uğraştım. Şimdi şu parça, sağ taraftaki parça ayrı bu. Bunları bu şekilde getirmek gerekiyor tek tek. Yani şu parçaya 1, 2, 3, 4, 5 tane bir de şu parçası kopmuş zaten şuradan. Artık bunu önceden yapıştırılmış, yine kırılmış. Artık buna müdahale etmeyeceğim. Ben sadece şu 4'ü 5'ini sabitleyebilirsem bu şekilde yapacağım. Çünkü takıyorum düşüyor, burayı takıyorum buraya çıkıyor falan derken sıkıntılı bir yer. Şu an yaptım ama bir bırakırsam hepsi dağılacak. Dediğim gibi şu sağ taraftaki parça ayrı düşüyor. Bunun kenarlarına bu alttakileri geçireceksiniz. Üsttekileri de bu üsttekine geçecek. Gördüğünüz gibi şu şekilde hepsi bir hareket edecek şu mekanizma sayesinde. Bakayım şimdi bunu şu şekilde oturtabilecek miyim? Hakikaten sıkıntılı ya. Şunu şu en alttakini zaten artık ondan vazgeçtim ben. Şu en alttakini şöyle ayrı yapayım. Allah razı olsun. Blackpink Torba 46 abone olursunuz. Ah, dağıldı hepsi. Bela ya. Ya şunu şöyle sabitleyeceğim. Öyle sabit. Aslında daha mantıklı ya. Şu an yenisi, zaten şunu yenisi satılıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Hani bununla ilgisi yok. Ben o şekilde yapayım. Şu şekilde sabitleyeyim ben bunu. Ben düz yer. Ha, düz, zaten düz yaptım. En azından taktığım düşmesin. Şöyle bir alayım ben bunu. Yani şu şekilde sabit kalacak. Şöyle kımıldamayacak. Alt taraf oynayacak. Üst açılıp kapanmayacak. Çünkü tutturamıyorum. Bunun yenisini alırım ben. Alana kadar. Yani sağa sola dönmeyecek. Dönmeyecek. Başka çarem yok. Alt ne işe yarar? Bu oradan havayı veriyor. Çok az. Böyle damla damla yapacağım arkadaşlar. Çarem yok artık. Hop kaldı. Güzel. Şunları da şöyle birer damla tutturmak maksadıyla 3 tane tutuyor. En azından onlar tutsun. En azından şöyle sabit durdu arkadaşlar. Vallahi yapacak başka bir şey yok. Hep kırıldığı için plastik aksamı tutturamadık vallahi. Bunu takarken şu kısım açık olacak. Yani şu mekanizma hava kanalı açık olacak. Çünkü ona göre denk geliyor. Şuradaki iki tane çentik zaten otomatikman iç kısma giriyor. Şuradaki de buraya hizaya getirirseniz. Önce şurayı oturtun. Sonra da şurayı oturttum mu. Gördüğünüz gibi şu an oturdu. Şimdi artık ne oldu?
Yani yamuk, bakın gör, yamulmuyor en azından. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani yenisini bile almama gerek yok artık bence. Vallahi kullanırım ben bunu bu şekilde. Yani sadece şu iptal oldu şimdilik. Burası açık olduğu sürece zaten hava girişi çıkışı olacak. Yani en azından şöyle hani şu tarz olmayacak gördüğünüz gibi. Hani yamulmayacak. Sabit duracak şekilde. Vallahi bunu da öyle yapacağım. Ben hoşuma gitti vallahi. Hani yenisini alayım diyordum ama gerek yok bence. Hemen bu şekilde yapayım. Diğerini de hemen yapalım. Size de hızlandırmış şekilde bir daha tekrar yapalım sizlerle birlikte. Vallahi iyi oldu. Derya eskisinden iyi oldu. Bak sağlam. Sabit kaldı. Bozulmuyor. Ay ona önemli olsun. Ha, o aşağı. Ha yani öyle yamuk yumuk duracağına sabit duruyor bak. Ben şunu anlamadım. Ha. Şimdi şu... Ha, yönü çeviren burası aslında. Bu zaten Tabii. kapanmayacak. Aynen. O eski şeydi zaten. Böyle kapalı duruyordu. Açık duruyordu. Açık Ha. diyorsun. Zaten kullanıyor sürekli. Yazın klimaya, kışın kalorifere kullanıyorsun. Kapatmaya gerek yok. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Montajı nasıldı? Onu ters çeviriyorduk. Değil mi? Karşıya bakarken al al kırdın Derya. Kırdın al. Kız. Aman ha. Aman kardeş bir şey olmasın buna. Pahalı bu. Right sağ taraf. O zaman şunu alıyoruz. Evet. R yazıyor. Ha? Diğer oturmaz mı mesela? Atıyorum bunu buraya taksak. Zaten çünkü şu Oturmaz. hani şuralar var ya. Oturmaz. Ama şimdi onu adam niye yazmış? Zorlama diye. Şimdi Aynen kırılır. kırılır. Hem de mesela şu dönme yeri Şimdi zaten şurada arkadaşlar bunun olur. en hassas yeri neresi biliyor musunuz? Şu demin önce yaptığımız yer vardı ya şu çentik. Orası çok hassas. Yani oraya dikkat edeceğiz. Montajını yaparken. Burayı kırmamaya çalışacağız. Kenarları tekerlekleri bir oturtayım önce. Evet şu tekerlekleri şu yerine yuvasına denk getirdikten sonra arkadaşlar sonra şuradaki çentiğimizi bastırıyoruz hafif kanatıyoruz ki tırnaklar yerine otursun. Sonra şuradaki hassas olan yeri şöyle hafif kanırtıyoruz. Montaj yaparken telefonun depolama alanı dolmuş fark etmemişim. Video orada yarıda kesilmiş. Şu an montajımızı yaptık ondan sonra. Şu an gördüğünüz gibi sağlam. Hani buralar sabit duruyor artık. Yamuk yumuk durmuyor. Sadece şu alt kısım işe yarıyor. Bence yani bu şekilde yani kullanılır. Ben değiştirmem. Yenisini alacaktım. Almam. Bu şekilde kullanırım arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. Şimdi aracımıza geçip montajını yapalım. Şimdi montajımızı yapalım. Yaptığımız işlemin tam tersini yapacağız. Soketimiz şu şekilde hemen montajını yapalım. Şimdi bundaki püf nokta neydi? Siyah çenteyi en yukarıya getirmiştik. Bu yukarıki pozisyonda olacak yani. Şu şekilde oturtacağız. Oturtun, zaten bastırınca siyah kendi yerine geçiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Bastıkça aşağı doğru geçiyor. Kendisi tamamen aşağı indi. Hiç ben ona müdahale etmedim. Sadece en sonda bir tık diye şurada kilit mekanizması var. Kilitledim. Yani o plastiği ellemesi sadece buna bastırın. O lap diye aşağı doğru geçiyor. En sonda bir tık diye kilitlemesini yapın. Gel şöyle tam hizasında oturtalım. Evet, tam vidalar yerine geldi. Şimdi şu çıtamı takmadan bir kontağı açıp elektrik var mı yok ona bir bakayım arkadaşlar. Olur ya sokette bir sıkıntı olur. Çalışması. Evet. Görüntümüz geldi.
Yani şöyle bir sorunumuz var. Ben size bunu videonun başında söylemiştim. 2004 ve saat sıfırlamış. Tarih dediğim gibi gitti. Yani onun gideceği belliydi zaten. Ama diğer fonksiyonlarımız çok güzel çalışıyor. Tamam, sıkıntı yok. Soketimiz güzelce algılamış. Tamam, zaten böyle olacağını biliyorduk. Bunu söylemiştik. Bunu da bir ara ustaya gittiğimiz zaman bilgisayara bağlatacağız. Zaten sağ olsun ustaya gitmemiz bitmiyor. Gidip halledeceğiz onu da. Şunlar sadece basit arkadaşlar. Denk getirip yerine bastıracağız. Evet. Canavar gibi oldu. Gördüğünüz gibi eskiden bunlara dokundum böyle hepsi bir yamuk yumuk oluyordu. Sıkıntılıydı. Şimdi şu üstler çalışmıyor. Sabit kaldık. Yani görüntü de güzel oldu. Sabit. Şu altlar çalışıyor. Sürekli havamızı zaten sıkıntısız bir şekilde verecek. Bence daha güzel oldu. Yani ileride alıp yenisini de alıp değiştirebilirim. Ve inanın var ya şu an değiştirmem yani. Bunu uzun yıllar kırılmadığı sürece bu şekilde kullanırım. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere bu konuda aydınlatabildiysem, yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.